Yani gençlerin ülkedeki genel sorunlar aslında toplumun sorunlarından çok bağımsız olmuyor. Yani ayrı bir böyle hani gençlik sorunuyla toplumsal sorunlar, yani gençlerin ailelerinin yaşadığı, normal çalışan insanların yaşadığı sorunlar aslında artık iç içe geçmiş durumda. Şu anda gençliğin sorunu tabii öncekilerden aynı olmasıyla birlikte daha derinleşmiş durumda. Örgütlülüğün de düşmesiyle birlikte, yani örgütlü bir toplumun da çok fazla olmamasıyla birlikte siyasi konjonktür açısından da o zaman belki cevap olabilecek sorunlara şu an çok fazla cevap olunamama, daha böyle yakıcı bir sorun haline gelme durumu söz konusu. Şu an gençliğin sorununun işte bir ekonomik kriz var. Akademilerin, yani üniversite dediğimiz yapıların içinin boşaltılması durumu var. Yani özgür akademinin yaratılmaması, buna isteyen öğrencilerin işte tepki görmesi, okuldan atılması vesaire. Akademide hocalarımızın hani okuldan atılması durumu söz konusu oldu. Darbe sürecinde, 2016 darbe sürecinde. Bugün de hani akademilerin tam olarak bir iktidarın merkezi haline geldiği, işte özgür düşüncenin hani kırıntısının bile olmadığı bir sistemdeyiz aslında. Gençliğin sorunları bunlardan ileri geliyor. Bunlara tepki gösteriyor aslında arkadaşlarımız. Tabii bunun çok örgütlü bir zemini olmuyor. Yani bunu şey yapmak gerekiyor bence, gerçekliğini ortaya koymak gerekiyor. Gençlik dediğimiz mefhum, yani kavram çok parçalı artık. Yani Z kuşağı terimi kullanılıyor. İşte teknoloji çağının çocukları vesaire terimi kullanılıyor. Çok parçalı bir gençlik olduğu için çok farklı isteklere sahip bir gençlik de aslında söz konusu. Bu istekler tabii devletin, yani sistemin özel savaş politikası dediğimiz politikaların da gençler üzerindeki etkisiyle politikleşme, siyasallaşma dediğimiz süreç biraz aksama yaşıyor aslında. Yani bu toplumun genelinde, bu sadece gençlik açısından değil. Yani apolitikleşme, günlük siyasi olaylarla ilgilenmeme, sadece oy verip hani kendisini yönetecek kişileri seçmeye sıkıştırılmış bir politik durum söz konusu aslında şu an Türkiye ve Bakur'da, Kürdistan'da. Bu yani sadece gençlerle ilgili bir konu değil. Genel olarak toplumun aslında bir örgütsüzlük hali var. Yani sorunları bilmesine rağmen, sorunların birinci etkileni olmasına rağmen bu toplum, hani gençlerle dahil olarak bütün toplumu kastederek, hani bir politikleşmeye, örgütlü bir mücadele yürütmekte birazcık hani eksik kalma durum var. Yani bu tabii ki de muhalefetin, yani demokratik güçlerin aslında birincil gündemi. Son birkaç haftadır intihar eden gençlerin sanırım iki tane arkadaş Kürttü. Ve şöyle bir durum aslında biz gözlemliyoruz. Sistem Kürtler üzerinde hem fiziksel bir savaş yürütüyor, bu fiziksel savaşın sonrasında da özel savaş yürütüyor. Yani bir genç Kürdistan'da bugün ya bir silahlı saldırıyla ölüyor ya da Batı kentlerinde, Türkiye sahasında bu savaşın yürütenlerin ekonomik krizi yaratması sebebiyle bir ekonomik yoksulluk içine girerek, bu ekonomik krizi aşamadığı için ya da toplumda kendi kimliğiyle yer bulamadığı için, hem özel savaşın getirdiği bir durumla toplumda kendine bir yer bulamadığı için bir bunalım haline giriyor aslında. Yani Kürt gençlerinin belki de durumunu böyle tanımlamak gerekiyor. Genel olarak bir bunalım içinde herkes, toplumda, gençlerde. Bu bunalım insanların çoğunlukla kendini yalnız hissetmesinden kaynaklı. Yani kendisinin bu dünyaya ait olmaması, işte kendisinin fazlalık olması vesaire vesaire. Bu tamamen liberal düşüncenin getirdiği bir şey. Yani hani işe yaramıyorsan bir şey değilsindir, ya da işte işe yarama kıstası da kendisinin ürettiği bir şey. Yani arkadaşlarımızın en azından burada bir çare olsun. Yani arkadaşlarımız yalnız olmadığını hissetmesi gerekiyor. Yani bu en fazla bizim sorumluluğumuz. Arkadaşlarımızın yalnız olmadığını hissetmesi gerekiyor. Örgütlü mücadelenin arkadaşlarımızı yalnız hissettirmeyecek düzeyde olması gerekiyor. Herkesin bu toplumda kendisine var edebileceği, kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, kendi bilinciyle var edebileceği bir ortamı yaratmak gerekiyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Yani arkadaşlarımıza bu mücadeleye katkı sunmaları, katılmaları dışında başka bir çare de yapamayız sanırım. Hem kendilerinin farkına varmaları, hem de toplumu değiştirme, dönüştürme aşamasında yanımızda olmaları, yani kendilerini de orada var etmeleri için arkadaşlarımıza örgütlü mücadeleye katılma ve kendilerini burada var etmeleri dışında bir çaremiz olamaz sanırım. Bu, yani bütün sorunlarımızın aslında çözebilecek adımdır diye düşünüyoruz.